saat yönünde ilerlediğin zaman batı müziğinin nota ilerleyişini yapmış oluyorsun. Peki gamlar nasıl oluyor? İşte gamları en güzel anlatma yöntemi bu çember üzerinde anlatmak. Şimdi şöyle düşünelim. Batı müziğinde bir natürel diziler var, natürel gamlar. Bir de diyezli, bemollü yani arıza sesleri alan ara perdelerin kullanıldığı gamlar var. Bunların arasında ne fark var? Öncelikle şunu bir anlamamız lazım. Gam dediğimiz şey yani diziler notaların aralıklarıyla alakalı. Notaların kendileriyle alakalı değil. Mesela minör dizi dediğin zaman bunun la ile si ile hiçbir alakası yok. Minör dizi perdenin arasındaki aralıklara bakar. O yüzden perde aralıkları önceliğimiz olacak. Notaları daha sonradan konduruyoruz o aralıkların üzerine. Batı müziğinde 12 tane nota var. 12 tane notadan da aynı gam çalınabilir. La minör de yaparsın. La diyez minör de, si minör de, do minör de. 12 tane değişik ton yapabilirsin. Bu da şu anlama geliyor. Aynı şarkı 12 tane değişik tonda okunabilir. Çalınabilir anlamına geliyor. Bu da birbirinden farklı kalınlıklardaki seslerdeki insanların aynı şarkıyı okuyabilmesini sağlıyor. İşte güzel bir saat gibi sistem. Her şey tıkır tıkır işliyor. Herkesin yapabilmesine uyum sağlamış oluyor. O yüzden bir minör dizi olarak ele aldığımız zaman la minör ile si minör arasında aralık olarak hiçbir fark yok. La minör, si minör, do minör, bunlar hepsi aslında minör dizi. Aynı şey yani. Perde aralıkları değişmeden üzerine gelen notalar değişmiş oluyor. Notalar değişip perde aralıkları değişmeyince la'dan başladığında natürel gelen dizi si'den başladığında diyez bemol alıyor. Örnek veriyorum. Si'de diyez alır mesela. Do'dan başladığında do minör bemol alır. Çünkü onda natural gelme ihtimali yok ki. Çünkü la'dan başladım ben bir yürüyüş yaptım. Aynısını si'den yaparsam aralıklar farklı notalar arasında. Bak la si arası tam yürüyüş yapıyor. Si do arası yarım. Mecburen diyez bemol almak zorunda kalıyor. O zaman biz ne yapacağız? Bir kere diyez bemol almayan sadece natural yürüyen dizileri bir referans alacağız kendimize. Natural yürüyen dizi ne var? La minör. Minörler için konuşalım bir de majörler için. Bir kere minör majör ne demek? Önce onu algılamamız lazım. Majör. Minör. Majör demek büyük demek. Minör demek küçük demek. Latinceden geliyor. Bak Latinceden. Majör büyük, minör küçük. Majör büyük aralık, minör küçük aralığı ifade ediyor müzikte. Akorlarda bir majör minörlük vardır. Bir de gamlarda, dizilerde majör minörlük vardır. İkisini birbirine karıştırmayacağız. Öncelikle onu bir belirteyim. Yani majör gam dediğim zaman buradan bunu majör gam o zaman bütün akorları majör akor alır filan gibi böyle kafamızda yanlış şeyler oluşturmuyoruz. Akorların olayı farklı. Yani birbiriyle ilişkili tabii ki ama dizilerin olayı farklı. Ben majör dizi ya da majör akor diyerek bunları ayıracağım. Yani majör deyince diziden mi bahsediyorum, akordan mı bahsediyorum bunu belirtmem gerekiyor. Şimdi majör diziler ile başlayacak olsaydık. Piyanonun akordu do dedik ya biz. Öncelikle do majör anlatılır. Neden? Çünkü do majör do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde ilerleyen natürel dizidir. Bunu biz referans alabiliriz. Madem bu natürel böyle. Do majör referans alıp bütün majör dizileri çıkartabiliyoruz. Bu dersin konusu majör ve minör dizileri anlatmak olacak sana. Kendin şu çemberi kurarak antrenmanını yapacaksın. Do majör anlatıyorum bak. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. O zaman ben bunun bir formülü çıkarayım. Dedik ya diziler aralıklarla alakalı. Bunun aralıkları ne? Bak do'dan re'ye bir tam yürüyüş var. Tamam mı? Buna tam diyelim. Tamı t ile gösterelim. Bir tam yürüdüm. Re'den mi'ye bir tam daha yürüdüm. Güzel. İki tam oldu o zaman. Mi'den fa'ya da bir yarım yürüyüş var. İki tam, bir yarım oldu. Buraya iki tam yazalım. Buraya da bir yarımı da y ile gösterelim. Yarım. Bir yarımdan sonra fa'dan sol'e bir tam, sol'den la'ya bir tam daha, la'dan si'ye bir tam daha o zaman 3 tam oluyor. Si'den do'ya da bir yarım. O zaman 2 tam, 1 yarım, 3 tam, 1 yarım bizim majör dizi formülümüz bak majör. Sen bu majör dizi formülünü hangi notadan başlarsan o başladığı notanın gamını çıkartmış olursun majör gamını. Majör dizisini. Dizi, gam, skala aynı kelime bu arada. Bunları söyleyeyim. Karıştırma yani bazı yerde skala görürsün bazı yerde İngilizce'de scale diye geçer. C major scale der mesela. Do majör dizisi demek bu. Ya da do majör gamı, skalası. Şimdi 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım demek ki majörün formülü ya. Biz bunu bir kere bileceksin. En başta zaten ezberlemesi de kolay. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. Ha bu majörmüş. Tamam. O zaman bütün seslerden bu dizileri kuracağız. Ve sonra da gitarda uygulayacağız. Bu arada gitarda uygulayabilmek için gitarda nota yerlerinde çok iyi hakim olmamız lazım. Şimdi do majör dizisini o zaman buraya yazıyorum. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Peki ben diyelim ki atıyorum bir tane rastgele nota. Si majör istedim.
Si majörde yine 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım yürüyeceğim. Si majörün ilk sesi Si. Şurayı da görebiliyoruz. Si yazalım. 1 tam yürüdüm. Do diyeze geliyor bak. Do'yu atlıyor. Do diyeze geliyor. Dedik ya işte bak nota değiştiği zaman aralık sabit olunca diyez gelmek zorunda. Do diyezden sonra 1 tam daha yürüdüm. Re diyez geliyor. Sonra 1 yarım yapınca Mi'ye geliyor. 2 tam 1 yarım yürüdüm. Mi'den 3 tam 1 yarım yürüyeceğim. 1 tam Fa diyez. 1 tam daha Sol diyez. 1 tam daha La diyez. 3 tam oldu. Sonra Si'ye dönüyor. Bak hepsi diyez aldı. Fa diyez. Sol diyez. La diyez. Ve Si. Ne dedim ben daha önce? Dizi diyez alırsa bütün sesleri diyez alır. Diyezle bemol aynı anda dizide gelmiyor. O yüzden buradan Si majörün diyezli dizi olduğunu anlamış olduk. Ve ses olarak da 1, 2, 3, 4, 5 tane diyez alıyor. Batı müziği zaten 5 tane diyezden oluştuğu için 5 diyezin 5'ini de alan gam olmuş oldu. Zor bir gam o yüzden. Sürekli mesela piyanoda çalarken siyah tuşlarla çalman lazım. Si ve Mi haricindeki bütün notaları diyez çalman gerekiyor. Kalanları da Si ve Mi beyaz tuşlara basman gerekiyor. Gitarda bu nasıl olacak? Gitarda da nota yerlerini ezberleyip bu Si ve Mi haricindeki bütün sesleri diyez basarak gamı yürümemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle gamın teorisini anlayıp böyle gamları bir kere kafada oturtmak lazım. Ondan sonra gitarda yürümek lazım. Yoksa yani iş istediğimiz şekilde yürümeyecek, onu söyleyelim. Hem nota yerini ezberebilirsen hem kafanda gamı ezberebilirsen o zaman yürümesi kolay olur. Bir örnek daha yapayım, sonra diğer gamları aynı mantıkla sen çıkar. Hangi gam kaç diyezli kaç bemolli onu bulmaya çalış. Örnek veriyorum, Fa majörü yapalım. 2 tam 1 yarım 3 tam 1 yarım Fa ile başlıyorum. İlk ses kök ses ya da karar ses. Batı müziğinde kök, Türk müziğinde karar ses denir ilk sesi. İlk ses tonalite sesidir. Yani Fa ile başlıyorsam Fa majör çiziyorum. Tonumuz Fa. Fa üzerinden çalıyoruz anlamına gelir. Fa'da duracak, sakinleşecek demektir bu. Karar sesi gamlarda bitiş sesidir. Başlangıç sesi değil. Şarkı içinde kullanırken en son şarkının gelip oturduğu, bittiği ses oluyor. Tamam mı? Başladığı ses değil. Dizinin başladığı ses ama şarkının bittiği ses olarak düşünüyoruz. Bu önemli. Karıştırılmaması lazım. Şimdi Fa ile başladı. 2 tam 1 yarım yürüyorum. Bak 1 tam Sol, 2 tam La, 1 yarım Si bemol. O zaman yazalım bunları. Sol, La, Si bemol. Si'yi bemol aldı şu ana kadar. Bemol işareti böyle bak. Altı sivri B şeklinde. Si bemolden sonra ne yapacağım? 3 tam 1 yarım. 1 tam Do, 2 tam Re, 3 tam Mi, 1 yarım Fa. Do, Re, Mi, Fa. Ne oldu? Bak çok güzel bir şey oldu. Sadece Si bemol aldı. Demek ki Fa majör bir bemollü gammış. Ve bemol olarak geliyor. Diyez olarak gelmiyor. Sebebi ne oluyor? Her sesten bir tane almak. Eğer bu Si bemol değil de La diyez olsaydı La, La diyez, Do olurdu. Hiç Si kullanmadık. O zaman sıkıntı olurdu. Her sesten bir tane kullanmamız lazım. Bu şunu ifade ediyor. Bemol ve diyezlere biz diyoruz ki değiştirici işaretler. Neyi değiştiriyor? Notayı tizleştiriyor ya da pesleştiriyor. Aslında buradaki nota La cinsinden değil. Si bemol olmuş burada. Artık Si kalkmış. Si'yi bir yarım ses pes basmışız yani. Bu anlama geliyor. O yüzden La diyezle Si bemol aslında aynı şey demek değil. Aynı perdenin diğer isimleri ama aynı şey demek değil. Bunu iyi algılamam lazım. La diyez değil bu nota yani. Çünkü La var dizide zaten. Bu Si'nin yarım ses geriye çekilmiş halini ifade ediyor. Yani bu dizide Si yarım ses aşağıdan basılıyor anlamına geliyor. Bunu iyi kavramak lazım. Şimdi Fa majörün bir bemollü gam olduğunu öğrendik. Gitarda sadece Si'leri bemol, diğer notaları natural basarsan ve Fa'da durursan, karar alırsan o zaman Fa majör çalmış oluyorsun. İlk başta öğrenmen gereken gamları söyleyeyim. Do majör zaten bileceksin natural. Majörler için konuşacak olursak natural gamdan sonra ilk önce bir diyezli gamı bilmen lazım. Bir diyezli gam Sol majör. Sol majörü iyi bil. Bak Sol majör çizelim. 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım. 1 tam da Sol ile başladım. Bak Sol yazayım. La, 1 tam La, 2 tam Si, 1 yarım Do. Hepsi natural geldi. La, Si, Do. 3 tam 1 yarım. Re, 1 tam Re, 2 tam Mi, 3 tam Fa diyez. Bak Fa diyez geldi. Sonra 1 yarım da Sol. Demek ki sadece Fa'yı diyez alıyor. Bu Sol majör gitarda çok rahat çalınan bir ton. Tamam mı? Sadece Fa diyez olduğu için. Do majör ve Sol majör en çok bilmen gereken iki dizi. Üçüncü dizi Re majör. Re majör iki diyezli ton. Re'yi koydum. 1 tam Mi, 2 tam Fa diyez. Fa diyez aldı çoktan. 1 yarım Sol.
Ne oldu? Re, mi, fa diyez, sol. Sol'den sonra 3 tam 1 yarım gideceğim. 1 tam la, 2 tam si, 3 tam do diyez. Sonra re. La, si, do diyez, re. Ne oldu? Bak fa ve do diyez gelmiş oluyor. İki tane notayı fa'lara ve do'lara sürekli dikkat edeceksin. Piyanoda çalıyorsan siyah tuşlara basıyorsun. İşte re majörde 2 diyezli tonumuz. Gitarda en sevilen 3. majör dizim. 2 dizi daha vereyim. 5 tane diziyi iyi bil yani. 12 tane ton var bak dediğim gibi. 12 değişik nota. 5 tonu iyi bileceğiz. Bir diğeri la majör. La majör 3 diyezli ton. Yine bak diyez sayısı birer birer arttı. Do majör 0, natural. Sol majör 1 diyez. Re majör 2 diyez. La majör 3 diyez. Bakıyorum. 1 tam, 2 tam, 1 yarım. Si, do diyez, re geliyor. La, si, do diyez, re. Re'den sonra mi, fa diyez. 3 tam 1 yarım yapacağım. Mi, fa diyez, sol diyez, la. Mi, fa diyez, sol diyez, la. Tamam. Do diyez, fa diyez, sol diyez. 3 diyezli gamımızmış la majör. Bir de son olarak bir bemollü gam. Az önce göstermiştim zaten. Fa majör. Onu da iyi bileceğiz. Fa majör nasıldı? Fa ile başlıyor. 2 tam 1 yarım gidiyorum önce. Sol, la, si bemol oluyor. Sol, la, si bemol. Si bemolden sonra 3 tam 1 yarım. Do, re, mi, fa. Ne oldu? Tek bemollü. Bir tane si'yi bemol almış oluyor. Ne oldu? Bak şimdi bir daha söylüyorum. Do majör. Natürel gam. Sol majör. Bir diyezli gam. Re majör. İki diyezli gam. La majör. Üç diyezli gam. Fa majör. Bir bemollü gam. Diyezli gamları daha çok seviyoruz. Bemollü gamlar daha az kullanılır. Ondan dolayı bemollerde bir tek fa majörü bilsen şimdilik yeter. Majörlerde bu 5 diziye başlangıçta hakim olacaksın. Sonra diğerlerini de tek tek yazarsın. Bütün dizileri buradan çıkarabiliyorsun zaten 12 diziydi. Bak burada güzel bir kural var. Beşli çemberi denir. Her bir 5 ses sonrasında yeni dizi aldığın zaman diye sayısı 1 artmış oluyor. Örneğin do majör 0 ya. Bir diyezli gamı bulmam için benim do'dan 5'e kadar saymam gerekiyor. Do, re, mi, fa, sol. Sol majör o zaman 1 diyezli oluyor. Sol'den 5'e kadar say. Sol, la, si, do, re. Re 2 diyezli. Re, mi, fa, sol, la. Hep beşlisi bak. 5'e saydığın zaman diyez sayısını 1 artırmış oluyorsun. O zaman gamların hangileri kaç bemollü onu da çıkartmış. Hangisi kaç diyezli çıkartmış oluyoruz böylelikle beşli kuralıyla. Mesela bak do'dan 5 geri sayalım. Do, si, la, sol, fa. Gördün mü? Geri sayınca da 1 bemollü gamı bulmuş olduk. Bu da güzel bir kural. Aklında bulunsun. Mesela bak la 3 diyezli ya 4 diyezli ne olurdu o zaman? La, si, do, re, mi. Mi majörde 4 diyezli olurdu. Mi'den bir daha say. Mi, fa, sol, la, si. Si majörde 5 diyezli olurdu. Bu şekilde yani diyezlerin hangi dizinin kaç diyezli olduğunu bu beşli kuralından da bulabiliyoruz.